Fakat ellerindeki dedektörler veya dedektör diye tabir ettiğimiz şeylerde altındır, gümüştür, bakırdır. Bunların ayrımı yapabilecek kapasitede cihazlar değil. Böyle bir cihaz da yok zaten. Hani altında şöyle bir sinyal veriyor, gümüşte şöyle bir sinyal veriyor, bakırda farklı bir sinyal veriyor diye satan insanlar para kazanıyorlar ama alan insanlar da ellerinde kazma kürek, işte gördüğünüz gibi buraları böyle kazıyorlar, kazıyorlar, mahvediyorlar insanlar. Dedektörlerin hiçbiri zaten altının, gümüşün, bakırın iletkenliği, elektrik geçirgenlik oranları veya iletkenliği çok küçük böyle virgülden sonraki rakamlarla hassasiyetinde olduğu için cihazların bunları toprağın altında ayırt etmesi mümkün değil. Bu cihazların esas kullanım amacı zaten mayın aramak için yapılmışlardır. Maksimum inebileceği derinlik 50 santim civarındadır. Burada metrelerce kazı yapıyorlar. Yani insanlar böyle umut ederek bir de eline bir şey alıyor, cihaz alıyor, dedektör alıyor. Neticede kaz babam kaz. Burada hem kendini üzüyor, burada en büyük kazancı sağlayan define cihazlarını satanlar oluyor. Avrupa'da bakın bu tip cihazların alınabilmesi için öyle her eline gelen gidip de ben bu cihazı alıyorum diyemez yani. Evet, buradayız. Bana bakınız, bana bakınız. İlk önce bu dedektör yalanının bu dedektör satışlarına mutlak ve mutlak bir kısıtlama getirmesi lazım. Arkeolojik alanlar bir kabusa mahkum edildi. Ve devlet her yeri elinden geldiği kadar koruyor. Ama siz gece 3'te, gece 2'de yola çıkıyorsunuz. Kazma kürekler sırtınızda, elinizde de cihazlarınız. Her yeri kazıyorsunuz. Cihaz metali, her türlü metali örtüyor. Ama satan kişi ne diyor? Altını ayrı örtüyor, yok gümüşü ayrı örtüyor, yok ya yok kardeşim öyle bir şey. Bundan dolayıdır ki bir tedbir alınması gerektiğine inanıyorum. Yani bu da arkeolojiye sıkılmış bir kurşun. Bunun da ruhsata tabi olması lazım. Çerez gibi satıyorlar. İnternete girin, her yerde, her yerde bakıyorsunuz ki reklamlar define dergileri çıkmaya başladı ya. Bir mezar yapısı buluyor. Orayı cihazla zaten mezar olduğunu biliyoruz. Açıyor, dağıtıyor orayı. İçinde bir şey de olabilir. Dağıtıyor ve arkeolojik veriyi tamamen yok ediyor. Arkeolojik alanlar, yapılar, tarihi yapılar her biri her gün yok olmaya mahkum kalıyor. Dedektörleri sıkılmış bir kurşun olarak nitelendiriyorum ve bu kurşunları temizlemek bizlerin görevi. Arkeolojiye sıkılan bu kurşunların altında bilinçsizlik yatıyor, ticari kaygılar yatıyor. Trebenne antik kentine gelen defineciler ilk olarak işte bu mezar taşını tespit etti ve ardından ellerindeki dedektörle bu alanı tarayarak aldıkları sinyalden yola çıkıp bu alanı 2 metre kazdılar. Bir şey bulup bulmadıklarını elbette bilmiyoruz ama kesin olan bir şey var. O da tarihe, antik kente, dokuya zarar verdikleri. Ya burayı geliyor, kazıyor. Hiçbir şey yok. Dedektörü sokuyor işte saçma sapan bir şeyle. Kabusa çeviriyor. İşte arkeolojik konsepti bozuyor. Tarumar etmişler her tarafı, mahvetmişler ya. Geç abi geç. Buyur abi gel. Nasıl bombayı bulsun? Defineciler tek noktayı kazıp zarar vermekle de yetinmemiş. Bakınız burası 500 metrekarelik bir alan ve 3 mezar başı var. 3'ü de kazılmış. Bir şey bulup bulmadıklarını bilmiyoruz ama yine bu şekilde kazılmış halde bırakıp alanı terk etmişler. Thank you.